Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere yamuğun alanından bahsedeceğiz. Yamuğun alanıyla alakalı hem formülünü çıkarmayı hem de beceri temelli yeni nesil dediğimiz LGS tarzı sorulardan çözeceğiz. Videonun açıklama kısmında pdf var. Mutlaka pdf'in çıktısını alıp siz de benimle birlikte yazarak çalışın diyorum. Ve hemen dersimize geçtik. yamuğun alanını bulurken bakın şu an hiçbir şey bilmiyormuş gibi hareket edelim. Ve bunun alanını çıkarma yani yamuğun alanını çıkarmaya çalışalım. Bakalım nasıl çıkıyormuş. Bu yamuğun yanına geliyorum. Aynısından şöyle ters çevirip bir tane daha çiziyorum arkadaşlar. Ve ilginç bir şey oluşuyor. Bakın ters çevirip bir tane daha çiziyorum derken şu kenarımız ne mesela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası 7 birim. Hatta yazalım bak burası 7. Burası 3 birim. Alıyorum buraya 7 birim çiziyorum bakın. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim çizdim. Sonra aşağıya ne yapmam lazım? 3 birim çizmem lazım. 1, 2, 3 çizdim. Sonra burayı birleştiriyorum. Birleştirdiğimde arkadaşlar aslında ne oluştuğunu gözlemliyorum. Bir paralel kenar oluştuğunu gözlemliyorum. Şurası 3 birim oldu. Burası 7 birim oldu. Şu kenarımız dikkat edin. 7 artı 3. Ne yaptı? 7 artı 3'ten 10 yaptı. 10 birim oldu. Şimdi burada aslında şunu anlıyoruz. Yüksekliğimizde bulursak biz bu paralel kenarın alanının yarısını yamuğun alanına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bakın yüksekliğimi çizeceğim. Üst tabanla alt taban arasındaki dik mesafeydi. Sayıyorum bak burayı da. 1, 2, 3, 4 birim. O zaman H dediğim yüksekliğim burada kaç birim? 4 birim. Eğer ben bu paralel kenarın alanını bulacak olsam ne yapardım? 7, 3 daha 10. Evet 10. Çarpı yükseklik 4 derdim. Öyle değil mi? 10 çarpı 4'ten ben bunun alanını 40 santimetre ya da 40 birim kare olarak bulmuş olurdum. Tamam bunu anladık. Ama burada şu an bunun yarısı var. Yamuk dediğimiz şey şu paralel kenarın alanının yarısı arkadaşlar. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bunu ikiye böleceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Alacağız. Bunu ikiye böleceğiz. Bölü 2, bölü iki diyeceğiz. Yani siz o 10 nereden geliyor? Bakın alt tabanla üst tabanın toplamından geliyor. O zaman alt taban ile üst tabanı toplayacaksınız. Alt tabanla üst tabanı toplayacaksınız. Yükseklikle yani h ile çarpacaksınız ve ikiye böleceksiniz. Neyi elde edeceksiniz? Yamuğun alanını elde edeceksiniz. Bu şekilde yamuğun alan formülünü çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle de diyebilirsiniz. Tabanlar toplamının yükseklikle çarpımının yarısıdır da diyebiliriz. Zaten sorularda bu bize sürekli veriliyor. Alt üst dediğimiz şey tabanlar toplamı demek arkadaşlar. Yükseklik H çarptık. ikiye böldük. Tabanlar toplamı yükseklik çarpımının yarısı bize alanı veriyor. Bu bize sorularda da sık sık veriliyor. Bakın gerçekten alt taban 7, üst taban 3 topla. Yükseklik ne? Yükseklik 4 çarp 4 ile böl 2'ye e, 10 çarpı 4 40, 40 böl 2'den yine 20 olduğunu formülden de gözlemleyebilirsin. Formülü ezberlemeye çalışmana gerek yok. Üçgenlerin alanından giderek de çıkarılabiliyor. Birçok yolu var arkadaşlar. Ve gelelim şimdi bakın DGS tarzı soruda bunu gözlemlemeye. Asıl önemli olan bence bu arkadaşlar. Öğrendiklerinizi uygulayabilmek. Yamuğun alanı bakın o bilgiyi veriyor. Biraz önce çıkardığımız bilgiyi veriyor. Yamuğun alanı taban uzunlukları toplamıyla bu tabanlara ait yükseklik uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir taban uzunlukları toplamıyla diyor. Yani alt taban ve üst tabanı toplarsın. Ve bu tabanlara yüksekliği çarparsın. Ve yarısını alırsın. Bu sana yamuğun alanını verir diyor. Tamam. Yukarıda renkleri dışında özdeş. Dört tane dik yamuk biçiminde levha verilmiştir diyor. Bakın 11 santim olarak üst taban uzunluklarını vermiş. Bu levhalar aşağıdaki gibi kenarları çakışacak şekilde dizilerek yeni bir dik yamuk elde edilmiştir. Buna göre elde edilen dik yamuğun bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir denilmiş arkadaşlar. Şimdi burada bildiğimiz biz şeyleri yazalım. Mesela bak bunu almış buraya çevirmiş ya bak burası 11 olmuş. Arkadaşlar buradan şunu anlıyoruz. O morun şu kenarı da 11. Yani o yükseklik gibi yeri var ya bakın. Şu e, tabanlar arasındaki mesafe de aslında 11 santim. Buradan bunu anlayabiliyoruz. O zaman burası da 11 arkadaşlar. Yine aynı mantıkla e, üst tabanı 11 zaten onu biliyoruz. Burası da 11. E, o zaman bunların da şu üstleri özdeş olduğu için bak burası 11. Şu turuncunun da şu üstü 11. 11-11-22. Yani alt tabanında 22 olduğunu anlıyoruz. E alt tabanı 22. Nereden anladınız hocam? Tekrar söylüyorum arkadaşlar bakın. 11 11 11 Mor'un şu alt tabanını veriyor. 22 veriyor. O zaman bunlar özdeş olduğu için burası da 22. Burası da 22 olacak. E aynı mantıkla e burası da 22 olacak. Buradan bu yamuk için yüksekliği bulmuş olduk. 22. Alt tabanı bulmuş olduk. 44. Üst tabanı bulmuş olduk. 22. O zaman hadi uygulayalım. Taban uzunlukları toplamı demişti ya. Taban uzunlukları 44 artı 22 çarpı yükseklik 22 arkadaşlar. Bakın alt taban 44. Üst taban 22. Yeni oluşturulan yamuk için. Yüksekliğim 22. Bölü ne demem gerekiyor? 2 demem gerekiyor. E şimdi 44 ile 22'yi toplarsam ne yapıyor? 66. 22'yi hemen 2'ye bölebilirsin burada. 22 2'ye bölümde 11. 66 ile 11'i çarpacağız ve sonucumuz bize burada artık cevabı verecek. 66 ile 11'i çarpıyorum. 66 çarpı 1 66. 66 çarpı 1 66. Topluyorum bunları. 6 6 daha 12 elde var. 1 6 1 daha için 726 santimetre kare olarak buluyorum ki doğru cevabım ne olmuş oluyor? Bursa olmuş oluyor. Hemen bir başka beceri temelli LGS tarzı sorumuzla devam edelim. Yamuğun alanı taban uzunlukları toplamıyla bu tabanlara ait yükseklik uzunluğunun çarpımının yarısını eşittir. Tamam. Aşağıda bir arabanın biri Dikdörtgen diğeri yamuk şeklinde olan arka camlarına ait bazı ölçüler verilmiştir. Ya şimdi bakın burada ölçüler verilmiş diyor ki dikdörtgen şeklindeki cam 15 santim aşağı indirilmesi durumunda görünen kısmının alanı 15 santim aşağı indirirseniz arkadaşlar artık ne olur bakın şöyle 35 santim olur bak. Şurası. 35 santim olur. 15 santim indirdiğinde. O zaman senin şu alanın ne olur? 40 çarpı 35 olur. 40 çarpı 35 olur. Bakın o dikdörtgenin alanı hemen buldum. Dik yamuk şeklindeki arka camın alanının 3'te eksisine eşit olmuş. Bu 40 çarpı 35 şu dik yamuğun alanının 3'te eksisine eşit olmuş. Dik yamuğun alanını nasıl bulabiliriz arkadaşlar peki biz? Şöyle bulabiliriz. Alt taban ve üst tabanı toplarız. Yani 50 ile soru işaretini toplarız ve yükseklikle çarparız. Tabanlar toplamını yükseklikle çarpıyoruz. Yükseklik ne? Bak burası 50 ise burası da 50'dir arkadaşlar. Hemen yüksekliği 50 diye böyle öteleyebilirsiniz. Yüksekliği de 50'dir. Ve bunu ikiye bölüyoruz. Neyini alıyoruz bir de? 3'te ikisini alıyoruz. Çünkü bu yamun alanının 3'te ikisi 40 çarpı 35 verecek. Çarpı ne diyorum? 3'te 2 diyorum. Ve bunlar diyorum birbirine eşittir. Şimdi hiç korkacak bir şey yok bakın. Gayet rahat olun. Şu ikiler gitti mi? gitti. Dikkat edin arkadaşlar. Şu sağdan bir sıfır, soldan bir sıfır da attım mı? Attım. Sonra 5'te 5 beş, bir kere, 35'te 5 7 kere. 7 kere 4 28. Bakın 28 eşittir. 50 artı soru işareti bölü 3. 50 artı soru işareti bölü 3. Peki arkadaşlar 50 artı soru işaretini bulmak için 28 ile 3'ü çarpmaz mıyız? Çarparız. 28 ile 3'ü çarpıyorum. 8 kere 3 24. Elde ne var? 2 var. 3 kere 2 6. 2 elde olduğu için 84 yaptı. Yani 84 dediğin şey senin. 84 dediğin şey 50 ile soru işaretin yani alt tabanın üst tabanın toplamına eşit çıktı. E o zaman 84'ten 50'yi çıkarırsak biz 84'ten 50'yi çıkarırsak 34 santim olarak arkadaşlar neyi buluruz? Oradaki soru işaretiyle bizden istenileni buluruz. Doğru cevabımız Ceyhan C seçeneği olmuş oldu. Evet, son sorumuza geldik. Yamuğun alanı taban uzunlukları toplamıyla bu tabanlara ait yükseklik uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir denilmiş. Yine bilgi verilmiş. Şekildeki kürsünün üç yüzü birbirine eş yamuklardan oluşmuştur. Bakın 1, 2 bir tane de sağda var. Üç yüzü var diyor. Bunlar birbirine eş yamuklardan oluşmuştur diyor. Bu kürsünün toplam yan yüzü 144 desimetrek kare sunta kullanılmıştır. Yan yüzü için 144 resmi. Yani. Şimdi 3 tane yüz olduğu için arkadaşlar e, bunların 3 tane yamuğun alanına eşit işte olduğunu hemen anlamamız gerekiyor. Kürsünün alt taban uzunluğu 45. Bakın şu alt taban uzunluğu 45 santim. Üst taban uzunluğu 35 santimmiş. Bize diyor ki buna göre yüksekliği nedir diyor arkadaşlar. Yüksekliği yani H'si nedir? Ya arkadaşlar burada şunu düşünmemiz gerekiyor bizim. Tamam mı? 45 artı 35 yani alt taban ve üst tabanı topladım. Tamam mı? Sonra çarpı yükseklik. Yüksekliği bilmiyorum. O yüksekliği bulacağım. Çarpı H bölü 2. Sonra çarpı 3 diyorum. Neden hocam? Arkadaşlar çarpı 3 dememin nedeni şu. Çünkü bu yüzden 3 tane var ve bunun 3 tanesini alan 144 desimetre kare. Çarpı 144 desimetre kare ama bu da santimetre kareye çevirecek. Çünkü bunlar hep santim cinsinden verilmiş. Santim cinsinden istenmiş. 144 desimetre kare o zaman ne olur arkadaşlar? 14.400 santimetre kare olur. Hemen böyle yazmamız gerekiyor. Tamam. Şimdi bakalım. 45 ile 35 topladığımızda ne elde ediyoruz? 80. E şimdi 80'i ben 2'ye bölersem ne elde ederim burada? 40 çarpı h çarpı 3'ü elde ederim. Bak direkt böldüm yazdım hemen. Sonra eşittir ne dedim? Burada 14.400 dedim. Sonra hemen bak bu sağdan bir sıfır attım. Soldan bir sıfır attım. 4 kere 3 12. 12 H 12 tane yükseklik 1440 yapıyormuş. E 144'ü 12'ye bölersek 12 yapıyor arkadaşlar. H o zaman 12 yanında da bir 0 olduğu için 120. Yani yüksekliğimiz 120 santim olacaktır. Doğru cevabımız denizlidir diyorum değerli arkadaşlar. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzel sözüyle de arkadaşlar dersimizi kapatıyoruz. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.